Herkese selamlar, ben GeekTG.co Final Fantasy 9'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm Black Mage Village'i bitirmiştik. Bu bölümde Kandapeti'ye geri dönüp cücelerin Sanctuary, yani kutsal mekan dedikleri yere bulmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki Kandapeti'ye geri dönmemiz gerekiyor. Tekrar aynı yoldan gerisin geri dönüyoruz. Evet, Zidane level 26 oldu bu arada. Aslında burada biraz grinding yapmak istiyorum fakat karakterlerimizin yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum. Hem zaten Kandapeti'ye gidene kadar bayağı bir savaşa gireceğiz gibi görünüyor. Evet, Kuina da level up yaptı. Bunun ardından ilerlemeye devam ediyoruz. Kandapeti göründü ufukta. Pardon. Geyrik tuttu. Evet, Kandapeti'ye ulaşmak üzereyiz. Evet, Kandapeti'ye tekrar girelim bakalım. Evet, demek kutsal mekan vadinin diğer tarafında. Ama oraya giden çıkış yukarı katta ve bir cüce tarafından korunuyor. Geçmemize izin vermiyor. Dükkanın sağ tarafındaki yolu da ikiz cüceler bloklamış. Oradan geçiş yok. Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmeye çalışalım bakalım, dedi Zidane. Evet, içeri girelim. Ve dükkanın sağ tarafındaki ikiz cücelerle bir konuşalım. Kuina'nın dediği üzere, belirttiği üzere iki yol vardı dediğim gibi. Cüceler tarafından bloke edilmiş. Bir tanesi burada. Hey, buradan geçmek istiyorum. Asla! Sadece seremoniye katılanlar buradan geçebilir. Seremoni deneyin nesi? Yüce olanla konuş. Bu yüce olan nerede peki? Nerede olduğunu bilmiyorum. Yüce olanla konuş diyor yine. Diğeri ne diyor? Diğeri hiçbir şey demiyor. Peki. Raliho! Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ekstradan. Pekala. Şimdi yüce olanın nerede olduğunu biliyorum. Şuradan geri dönelim. Girişe. Şuradan geçersek yüce olanla karşılaşacağız. İşte burada. Hey bayım. Sen kutsal olan herif misin? Evet. Ben Peder David. Burada bu koridorda ne arıyorsun böyle? Bir rahibin düşünecek çok şeyi olur. Görüyorsun ya. Evet, her neyse. Bak, biz bu köyden geçmek istiyoruz. Geleneğe göre sadece seremoniye katılanlar kutsal yere gidebilirler. Bu seremonidir neyin nesi, söylesene. Bir adam ve bir kadın kutsal birliktelikle kutsandıktan sonra kutsal mekana doğru hac vazifelerini yerine getirmek için giderler. Pilgrimage diyor. Benim bir suçum yok yani. Demek esasında bu bir evlilik ve balayı değil mi? Dediklerini anlamıyorum oğlum. Ama anladığını düşünüyorum. Demek kutsal yere sadece seremoniye katılabilirsek geçebiliriz, öyle mi? Oh hey, Dagger. Evet. Durum bu. Ne diyorsun? Hadi yapalım, dedi. Ne? Demek kavuşmak istiyorsunuz?
Seremoni sadece cüceler için. Fakat elimizde sadece birkaç tane genç cüce var. Ta 99 çifte kadar yaptık. Ben de bunun için endişeleniyordum. Fakat ne zararı olacak? Hadi 100. seremonimizi yapalım. Dagger? Neler oluyor? Hiç Dagger gibi değil bu. Ama köyden geçmek için seremoniyi yapmamız gerekiyor. Dağın ruhları, ormanın ruhları. Ben bunun içine nasıl girdim? Bu işin içine nasıl girdim diyor. Maceraları başlarken, yolculukları başlarken bu adam ve kadını koru ve gözet. Köye geçmek için bu seremoniyi yapmamız gerekiyor. Ve sadece bir erkek ve bir kız bu seremoniye katılabiliyor. Bir flashback yaşıyoruz sanırım. Dur bir dakika Dagger. Anlamadın mı? Bu bir evlilik. Evlilik. Bu doğru. Fakat devam etmek için bunu yapmamız lazım değil mi? Evet ama bu yeterli bir sebep değil. Oh hadi ama. Ne düşünüyor ki? Kızması ve hiç olmaz demesi gerekiyordu. Hastalıkta ve sağlıkta. Elbette ki sadece biz köyü geçmeye çalışıyoruz. Zorluklar karşısında onlara kuvvet ver. Acaba benden hoşlanıyor mu? Ve yollarında bilgeliği eksik etme. Kabul etmem gerekiyor. Black Mage köyünde bayağı bir derin kişiliğe büründüm. Belki de o zaman bana aşık oldu. Ortalığı yıkıp geçiyorum oğlum. Cennetin kutsanmışlığı bu adam ve kadının üzerine olsun. Dagger, artık bir karı kocayız. Öpücük zamanı. Hoppa! Oldukça zorluyorum he. Kesinlikle çok zorluyorsunuz Zidane. Mutlu çift. Artık kapıda bekleyen ikizlere evlendiğinizi söyleyebilirsiniz. Ne? Daha devamı mı var yani? Geleneği takip etmemiz gerekiyor oğlum. Tamam. Artık yeni evli çift olarak gezmeye başlayabiliriz Dagger. Hatırla, sadece buradayken evliyiz. Kutsanmışlık çok gelip geçici bir şey. Zidane, bizim ne yapmamız gerekiyor? Hey, sizler bizim balayımızı mahvetmeye çalışıyorsunuz. Ama bizi burada bırakamazsınız. Merak etme, bir şeyler düşüneceğim. Bakalım. İlk önce ikizleri görmeye mi gidelim yoksa neden sizler de evlenmiyorsunuz? Kesinlikle bu. Neden sizler de evlenmiyorsunuz? Ne? Evet, işte bu. Bu sırada ben ve Dagger da evliliğimizi millete söyleriz. Evet, Nuptial Joy adlı Active Time Event. Queen'a ve Vivi evleniyorlar. Final Fantasy 9'un en matrak sahnelerinden bir tanesi bu. Zorluklar karşısında onlara güç ver. Ve yollarında bilgelik bahşet.
Cennetin kutsanmışlığı bu adam ve kadının üzerine olsun. Evet, Queen'a Bibi'ye döndü. Ben çok mutluyum. Ben de. Hop hop. Hırsız. Öpüşmelerini böldüler neyse ki. Selam. Bizler yeni evli çiftler Zidane ve Dagger'ız. Rally ho! Mutlu çiftler. Artık kutsanmış yere gidebilirsiniz artık. Evet, bu doğru. Bizim geçmemize izin verecek misiniz? Rally ho! Elbette ki. Siz ikinize güvenli yolculuklar. Hadi gidelim tatlım. Hırsız! Ha? Hop, bu da ne? Mok, acele et. Bu kim lan? Kupo! Dur hırsız! Neler oluyor? Bilmiyorum. Hadi gidip bakalım. Kaçtılar. Fuh! Artık daha ileri gidemeyiz. Bunun dışarısında yaşamıyor musunuz siz? Elbette ki hayır. Yasak. Oh! İki genç hırsız sürekli yiyeceklerimizi çalıyor. Öyle mi? Bir sonraki sefere yakalarız artık. Ve Vivi ile Queen'a da geldiler. Oh, selam. Demek seremoniyi yaptınız, öyle mi? Evet. Hırsız gözümün önünde yiyecek çalacak kadar kendinden emindi. Pekala, devam edelim. Evet, kesinlikle devam ediyoruz. Şimdi şu kalın kütüğün oradan bir gidelim bakalım. Ve hırsızı bulduk. Hey! Mountain Pet'e geldik. Dağ yolu yani. Kupopo! Acele et Mok. Yakalanmadan önce... Kupo! Sorun nedir Mok? Kupo! Dur! Beni burada bırakma. Bir dala sıkıştım. Kendi Muggle'ım tarafından ihanete uğradım. Sonum böyle mi olacaktı? Mok, eğer burada ölürsem seni sonsuza kadar rahatsız ederim. Halüsinasyon mu görüyorum? Bu adamın boynuzu yok. Ama kuyruğu var. Ha? Aa, yardım! Beni yeme. Lezzetli değilim ben. Bu doğru. Tadım iğrençtir. Onu duydun Queen'a. Anladım. Çok kötü. Ama kaçan Muggle'ın değişik bir rengi vardı. Gidip onu bulup yiyeceğim. Hayır, yeme. Hoppa. Yakaladım seni. Teşekkürler. İyi misin sen? Evet. Yaralanmadın değil mi? İyiyim dedim sana. Ben çocuk değilim. Oradaki mavili gibi. Ama benden daha yaşlı durmuyorsun ki. Şaka mı yapıyorsun? Ayrıca benim bir ismim var, biliyor musun? Evet, yeni parti üyemiz Eiko ile tanışın. Kendisi çok matrak bir karakter. Adım Eiko. Bir bayana hitap etmeden önce kendini tanıtman lazım. Sen ilk önce kendini tanıttın. Bir problem mi var? Ben Dagger ve bu da Vivi. Öyle mi? Peki sen kimsin? Ben Zidane. Zidane, tamamdır. Bayan Eiko. Neden bu köyden yiyecek çalıyorsun?
Çünkü açtım. Queen'e gibi konuşuyorsun. Hey, gerçekten o Muggle'ın peşinden mi gitti? O hayır. Muggle'ı yiyecek. Queen'ın bir Muggle'ı yiyeceğini zannetmiyorum. Ya, buraya yakın mı yaşıyorsun Eiko? Evet, bu patikanın arkasında. Eminim Mok eve gitmiştir. Neden bizi eve getirmiyorsun? Evet. sevgili karım için her şeyi yaparım. Siz ikiniz evlendiniz mi? Evet, yine evliyiz. Hayır, sadece arkadaşız. Hiç yoktan iyidir sanırım. Ben de sizin arkadaşınız olmak istiyorum. Pekala, hadi yeni arkadaşımızın evine gidelim. Şimdi Eiko level 24 olarak katıldı. Golem's Flute, Auto Regen, Cura ve Life'a sahip. Feather Set hiçbir şey öğretmiyor. O yüzden Protect ile başlayalım öğretmeye. Ve Sapphire'ı var kendisinin. Şimdi Ability'lerden Eiko, Auto Regen, High Tide. Bu kadar. Bunları öğrensin. Diğerlerinin öğreneceği bir şey var mı? Şimdilik yok. Pekala. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Şimdi Mountain Pet'te çeşitli taşlar bulacağız. Bu taşlar mesela bu kırmızı taş, bunu çekip çıkartıyoruz. Bu taşlar bize başka bir taş verecek. Bunun haricinde başka bir yerde bir şey var mı? Bakalım. Şurada biraz yine sandığımız var. Remedy aldık. Şuradan devam edelim. Evet, burada bir taş daha var. Mavi taş. Bunu da alıyoruz. Ve bir savaş. Evet, iki adet yeni yaratık çıktı karşımıza. Kurtvari yaratıklar. Queen'a yanımızda yok maalesef. Olsaydı kesin bunlardan güzel şeyler öğrenebilirdi. Bio yapalım ikisine. Ve Eiko'nun summon'a olan Fenrir'i bir göstermem gerekiyor. Ups. Bayağı güçlü Bio saldırısı Vivi'nin. Terrestrial Rage. Bakalım nasıl. Hey maşallah. Baykuş heykeli yumruk attı. Şahane. Hey Dagger. O bir Eidolon muydu? Eiko, sen de mi çağırma büyüsü kullanabiliyorsun? Evet, Dagger level up yaptı. Güzel. Şimdi geri dönelim. Şuradan aşağı gidelim. Ops. Sakin ol. Ve şuradan devam edelim. Ogloplar her yerde. Burada gidebileceğimiz bir yer var mı? Şuradan devam ediyoruz. Evet, yine kurtvari yaratıklardan çıktı karşımıza.
Stitskin. Magic Tech Tent ve Edra 666 gil veriyoruz tabii ki. Teşekkürler dostum. Senin paran sayesinde yolculuğuma devam edebileceğim. Ve Suzuna. Evet, Suzuna'ya bir mektup var. Mogmet'ten mektubu getirdiğin için teşekkürler. Mogmet yeni bir köye taşındı. Onun için endişeleniyorum. Kupo. Kondopeti'de yaşamaya başlayalı 6 ay oldu. Buradaki yiyecekler muhteşem fakat ve insanlar gerçekten çok iyiler. Kupo. Fakat alışamadığım tek şey Rally Ho demek. Yanlışlıkla sürekli Rally Kupo diyorum. Köy yaşamı gerçekten zor görünüyor. Kupo. Başka bir şey var mı? Mektup istiyorsun sadece. Evet, burada oyunumuzu bir kaydedelim. Gelecek bölüm dağ yolunu keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.